Kadıköy'de motosikletteki iki genç ani fren yapan minibüs şoförünü uyardı, öldüresiye darp edildiler. Öyle ki genç kız o dayaktan sonra bir süre bilincini kaybetti. Kadına kaç kişi vuruyor görmüyorsunuz ya. Beni çekip minibüsün içine sürükleyerek getirdiler. Hareket edemedim hani. Yattım artık hani araba falan üstünden geçsin öleyim diye bekledim. Çünkü çok fazla vurdular. Pilates'i çektiniz mi? Ya, ambulans çağırdınız mı? 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız tartıştığı minibüs şoförü ve muavin tarafından minibüsün içinde bayılana kadar darp edildi. Üstelik İstanbul'un göbeğinde Kadıköy'de. Oğlum kadına kaç kişi vuruyor görmüyorsunuz ya. Yani nereme tekmediler bilmiyorum. Bilinç kaybına uğradım. Hani baygınlık geçirdim artık. Pilates'i çektiniz mi? Ya, ambulans çağırdınız mı? Üniversite öğrencisi Senan Okur motosikletli arkadaşıyla birlikte işte buradan Kurbalıdere Caddesi'nden ilerlerken minibüs önlerinde aniden durdu. Onlar da motosikletten aşağı indi ve minibüs şoförüyle tartışmaya başladı. Geç, 30 kişi saldırıyorsunuz. Hayır. Tam arkasındaydık, ani frenle durduk, yanına geçtik. Hani bu yoldan gidilir mi dedi motoru kullanan arkadaşım. İddiaya göre minibüs şoförü yolcu kapmak için ani fren yapmış ve onların hayatını tehlikeye atmıştı. Gençlerin bu tepkileri sonrası şoför ve muavin iddiaya göre ellerinde bıçakla aşağı indiler. İkisi birlikte darp etmeye başladı. Ellerinde de bıçak vardı hala. Ya yapma, bırakın gitsin ya. Daha sonra motoruma saldırdılar. Ben ne yapıyorsun diye adamı tutmaya çalışırken sürükleyerek minibüsün içine çektiler beni. Geç, 30 kişi saldırıyorsunuz. Hayır. İddiaya göre erkek arkadaşı hem muavinin hem de minibüs şoförünün işte tam burada saldırısına uğradı. Genç kız kavgayı ayırmak istedi ama yine iddiaya göre hem muavin hem de minibüs şoförü bıçakla genç kıza saldırdı. Ve onu sürükleyerek minibüsün içine götürdüler ve içeride de dövmeye devam ettiler. Pilates'i çektiniz mi? Ya, ambulans çağırdınız mı? Neyse ki motor ekipmanım vardı. Kıyafetlerim, kaskımı falan çıkarmamıştım. Ne olur ne olmaz vururlar diye. Genç kız uğradığı saldırı kadar çevredekilerin duyarsızlığına da isyan etti. Ve etraftaki insanlar sadece seyirci kaldı. Ben tutmaya çalıştım. Şoförü tutamadım. Tişörtü yırtıldı. Hani kurtarmaya çalıştım artık kimse yardım etmeyince. Erkek arkadaşı ve kendisi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İki genç darp raporu aldı. Minibüsün plakasını alıp polise verdiler. Yaşananlar için iki genç şikayetçi oldu. Boynum falan hala ağrıyor. Yanlış bir bölgeme vursalar zaten o an gitmiştim. Öldüresiye vurdular çünkü. Maddi manevi şikayetçi oldum. Psikolojik olarak da etkilendim tabii ki de.